Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinden doktor öğretim üyesi Merve Erçelik, hava kirliliğinin solunum yolu, deri, kalp, damar, beslenme ve üreme sistemi gibi birçok hastalığa neden olduğunu söyledi. Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu'nun Türkiye'de hava kirliliği üzerine yaptığı çalışmayı yürüten ekipte yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Merve Erçelik, ülkedeki hava kirliliği verilerini değerlendirdiklerini açıkladı. Biz bu konuda bir çalışma yürüttük. Bunu aslında her yıl gerçekleştiriyoruz. Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu olarak ülkemizdeki hava kirliliği verilerini değerlendiriyoruz. Hava kirliliği aslında baktığımızda sağlıklı olmamız için hava kalitemizin mutlaka sağlıklı olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Hepimiz sağlıklı yaşam açısından işte beslenmemize dikkat etmeye çalışıyoruz, egzersiz yapmaya çalışıyoruz. Ancak 7 gün 24 saat boyunca soluduğumuz havanın kalitesi hakkında çok fazla fikir sahibi değiliz maalesef ki. Artık bunun da farkında olmamız gerekiyor. Çünkü bu sadece akciğer sağlığımız değil, tüm hastalıklar açısından çok önemli. Bu yüzden soluduğumuz havanın kalitesi konusunda da fikir sahibi olmalıyız. Bu ve bu konuda bunu düzeltmek için elimizden gelen çabayı sarf etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Kentlerdeki hava kirliliğinden söz eden Merve Erçelik, 2023 yılı hava kalitesi açısından ülke verilerini değerlendirdiklerini ifade ederek, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'ndan yıllık verileri indirdik ve ülkemizin hava kirliliği haritasını oluşturduk dedi. Biz 2023 yılı hava kalitesi açısından ülkemizin verilerini değerlendirdik. Bunu değerlendirirken Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı var. Buradan yıllık verileri indirdik ve ülkemizin hava kirliliği haritasını oluşturduk. Bu hava kalitesi kirliliğini oluştururken de Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı değerleri var. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki partikül madde için diyor sen diyor eğer diyor yıllık olarak 15 mikrogram bölü metreküpün üzerinde bir kirli hava soluyorsan bu senin sağlığın için zararlı diyor. Biz de bu limit değeri kullandık ve bu limit değeri üzerinde ülkemizi değerlendirdik. Ülkemizde maalesef tüm şehirlerde hava kirliliği söz konusuydu. Tüm şehirlerin değerleri partikül madde 10 açısından 15 mikrogram bölü metreküpün üzerindeydi. Hava kirleticileri sadece partikül madde değil aslında. Partikül madde, ozon, sülfür dioksit, nitrik oksitler bunların hepsi hava kirliliğini oluşturuyor. Ancak partikül maddelerin sağlığa, solunum yolu hastalıklarına etkileri açıkça gösterildiği için biz partikül maddeyi çalışmak istedik. Isparta'da 2021 yılında 36, 2022 yılında 31, 2023 yılında da 27 mikrogram metreküp değeriyle Dünya Sağlık Örgütü'nün 15 miligram metreküp değerinin 2 katı veri ölçüldüğünü kaydeden Erçelik, kentte yaşayanların kirli hava soluduğunu söyledi. Merve Erçelik, hava kirliliğini azaltmak için alınacak tedbirlere de değindi. Isparta açısından partikül madde kirliliğine baktığımızda 2020, 2021, 2022, 2023 tüm yıllarda maalesef şehrimiz kirli hava soluyordu. Değerleri söyleyecek olursak 2021 yılında 36, 2022 yılında 31, 2023 yılında da 27 mikrogram bölü metreküp değeriyle bir yıllık ölçülen değerler Dünya Sağlık Örgütü'nün 15 mikrogram bölü metreküp değerinin neredeyse 2 katıydı. Bu hava kirliliği sadece aslında solunum yolu hastalıklarını etkilemiyor. Hem solunum yolumuzu, kalp damar hastalıklarını, gastrointestinal yani beslenme sistemimizi, deriyi, bir sürü sistemimizi, üreme sistemimizi hepsini etkiliyor ve hastalıklara neden oluyor. Biz göğüs hastalıkları özelinde bakacak olursak özellikle akciğer sağlığı açısından astımlı hastaların atak yaşamalarını, KOAH'a neden olabiliyor, akciğer kanserine neden olabiliyor. O yüzden hava kirliliğinin farkında olmalıyız ve bunu önlemeye çalışmalıyız. Peki biz ne yapıp da bu hava kirliliğine neden oluyoruz? Toplu taşıma aracı kullanmıyoruz, kişisel araçları çok fazla kullanıyoruz. Bu trafikteki kirlilik, ısınma amacıyla kullandığımız fosil yakıtlar, fabrikalardan çıkan dumanlar,
Ev içinde yaptığımız, ev içi ısınma sırasında ortaya çıkan ev içerisindeki kirlilik, dış ortam hava kirliliği, bunların hepsi havamızı kirletiyor ve hastalıklara neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki son yıllarda diyor gerçekleşen ölümlerin neredeyse %24'ünü bu iç ve dış ortam hava kirliliği oluşturuyor. Bizim de hastalıklarımızı işte bu hava kirliliği oluşturuyor. Özellikle kalp damar hastalıklarına çok fazla neden olabiliyor. İşte kişisel araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanabiliriz. Isınma sırasında kullandığımız maddelerin kalitesine dikkat edebiliriz. Özellikle yaz aylarında anız yakma çok büyük hava kirliliğine neden oluyor. Lütfen bu açıdan dikkatli olalım. Lütfen bu atıkları yakmayalım, uzaklaştıralım. Olabildiğince iç ortamın temizliğine, hava temizliğine, dış ortamın hava temizliğine dikkat edelim. Özellikle şu son dönemde çöl tozları bu iklim değişikliği nedeniyle gerçekleşen hava değişiklikleri nedeniyle astımlı hastalarımız çok fazla sıkıntı yaşadı. Çok fazla hastane başvuruları gördük. Bu yüzden olabildiğince havamızı kaliteli tutmaya, hava kirliliğini önlemeye, iklim değişikliğine karşı durmaya, geleceğimiz için, gelecek nesillerimiz için gerekli önlemleri almamız gerektiğini söylemek istiyorum.